Bunların derdi işçilerin der. Hayatlarını idame etmek, temin etmek içindi. Onlar meydana gelir. Dramatik olaylar da var. Daha iyi, iyi, bir siyaset, bilim diyor. Daha iyi bir dünya. Gödel'den Frank'a kadar biyologların, fizikçiler üniversitesi 1900 Popper, şubesi çağdaş felsefenin çok önemli bir filozofu. Sadece bizim için değil, aynı zamanda siyasal bilimler, bilgi teorisi, sosyoloji, hatta kısmen psikoloji bu bu tür tüm bilimler açısından önemli bir filozof. İlginç bir özelliği var Popper'in. Rudolf Carnap'la beraber Viyana çevresi mantıkçı pozitivist okulun kurucusu Popper. Ama kurduğu okula bu kadar tabiri caizse yerinden sarsan başka bir filozof da yok. Yani kurmuş olduğu ekolün e, sarsan, derinden sarsan, onun düşüncelerinin değişmesine neden olan filozoflardan bir tanesi. Zaten e, mantıkçı pozitivist görüşlerden e, daha sonra vazgeçtiğini biliyoruz. E, Popper'ın önemli bir derdi e, faşizme karşı e, geliştirdiği siyasal tavır. Bu anlamda liberalizmin gelişmesi, e, dini hoşgörü, e, siyasal çoğulculuk, demokrasi, işte meşhur Açık Toplum ve Düşmanları adlı eseri, e, muhakkak surette bir sosyal bilimcinin okuması gereken e, kitaplar, tarihselciliğe getirdiği eleştiriler, tarihselciliğin sefaleti, her açıdan nereden bakarsanız bakın çok yönlü ve her okuyuşunuzda size e, tabiri caizse mutlu edecek, e, farklı açılımlar kazandıracak bir filozof Karl Popper. E, bugün e, Popper sevgili hocamızı kürsüye davet ediyorum. Karl Popper bizi anlatmak üzere. Buyurun hocam. önemli bir düşünürü bir filozof bir bilim felsefecisi siyaset felsefecisi ama etkisi çok fazla olan bir düşünür halen bugün dünya siyasetinde etkileri devam eden öğrencileri üzerinden bir düşünür bu yönden fikirlerini anlamamız lazım. Zannedersem öğrencilerinden birisi George Soros, bunu ismi duyduğunuz zaman zaten çok şey anlamış olacaksınız diğer öğrencilerinin yanında. Bilmeyenler de internetten herhalde araştırırlar, öyle diyelim. En son şeyde Londra Ekonomi Okulu'nda hocalık yaparken Soros'un hocası olmuştur. Evet, e, Popper 20. yüzyılın önemli simalarından birisi 1902 yılında Viyana'da doğuyor. Arkadaşlar Viyana 20. yüzyıla damgasını vuran bir şehir. Görenleriniz vardır. Viyana çevresi Viyana Üniversitesi hem bilim hem felsefe hem sanat alanında hem siyaset alanında dünyayı belirlemiştir. Kalpapır birinci dünya savaşı yıllarında çocuktur ama dünya sorunlarına kafa yormaktadır. İkinci Dünya Savaşı yıllarında bir akademisyendir. Ve İkinci Dünya Savaşı'nı çok dehşetli bir şekilde yaşamıştır. Avusturya'yı terk etmek zorunda kalmıştır. En önemli eserlerinden birisi olan Açık Toplum ve Düşmanlığını 1942 yılında, evet, e, ülkesinin dışında yazmak zorunda kalmıştır. Karl Popper derdi olan bir düşünür. Her filozof gibi o da bir derde sahip. Düşünmek için malum bir derdinizin olması lazım. Nasıl bir derdi var Karl Popper'ın? Evet, kendisi Avusturya'da Viyana'da doğan bir Musevi. Ama sonra Hristiyanlığı seçmiştir. Seçmesindeki önemli etken olarak kendi ifadesiyle onun muşevilin özel şeyin Hristiyanlığın özellikle Protestanlığın bilime daha yatkın olduğunu söylüyor. İnsanlık için daha iyi bir dünya nasıl oluşturulabilir derdi olan bir filozof Karpapur daha iyi bir dünya. Çünkü Birinci Dünya Savaşı'nda acıları yaşadı. İkinci Dünya Savaşı'nı gördü. Orada ülkesini terk etmek zorunda kaldı. İkinci Dünya Savaşı sonrası Soğuk Savaş dönemi o yılları yaşadı. İşte bütün bu yaşananlardan bir ders çıkarmak gerektiğini düşünüyorum.